şu an St. Petersburg Pulkovo Havalimanı'ndayım. Şöyle bir yerden geçtik. Vardığımız yer burası. Buradan geldik. İlk yaptığımız iş şurada TL2 yazıyor hemen şurada. Yani buradan girişte hemen sağda. TL2'den hatlarımızı aldık. 50 GB'lık. 950 ruble verdik. Hat işini hallettikten sonra birazdan şehir merkezine gideceğim. Muhtemelen taksiyle gideriz. Gideriz diyorum çünkü bakın yanımda kim var? Herkese selam. Hakan ne haber? İyi, senden ne haber? Lübnan ve Kırgızistan, Kazakistan videolarından tanıyacağınız, hatırlayacağınız Hakan yanımda. Bırakmam. Nereye gideceğiz? Bırakmam seni, aynen. 4 gün St. Petersburg'dayız. 4 gün Moskova'dayız. 4 günde Moskova'dayız. Yani tren biletimizi bugün alabilirsek trenle geçeceğiz. Evet. Bakalım. Ha, burada büyük bir sorun var. Onu anlatalım. Buraya kesinlikle gelirken yanınızda nakit paranın bulunması gerekiyor şu an itibariyle. Rusya'ya uygulanan ambargolar sebebiyle herhangi bir kredi kartını kullanamıyorsunuz burada. Mastercard'lar, Visa kartlar çalışıyor. Evet. Mir kredi kartı. Mir kart diye bir şey varmış. O da yerel bir kredi kartı. Yerel, buranın ödeme sistemi mi? Evet, ödeme sistemi. O kredi kartları çalışıyor. Yani Mastercard, American Express hiçbirini kullanamıyorsunuz burada şu an için. Bir sim kartı satın aldık az önce. Evet. Ne kadar ödedik? 50 GB. 950 ruble verdik. Ruble ödedik. Yani kaç liraya denk geliyor? Ve orada böyle çek. 250 lira falan. 250 lira değil mi? 250 lira civarı. 50 GB. Bir ay geçerli. Sim kartlarımızı aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan mı çıkacağız? Buradan çıkalım. Şuradan bir yerden çıkacağız. Yandex taksi şart. Yandex taksi. Evet, Yandex taksi şart. Evet, eşyalarımızı bıraktık. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Hakan önde. Airbnb gibi bir yerde şey tuttuk. Neydi aldığımız sitenin adı Hakan? Ostrovok. Ostrovok değil mi? Airbnb zaten yasaklandığı için. Yani Airbnb booking. Herhangi bir şey yapamıyoruz. O yüzden biz de öyle bir çözüm bulduk. Hava da kapalı bugün ya. Ve biraz serin. Evet ama olsun, güzel. Severiz. Soğuk insanı dinç tutar. Şu şeyi gösterelim bakın. Ana cadde şurada, birazdan göreceksiniz. Böyle avlu gibi bir yere giriyoruz. Şöyle binalar var burada. İşte bizim kaldığımız yerde şu ikinci kat gibi bir yer oluyor. Şimdi şuradan yan tarafa dönüp kahvaltı veya yiyecek bir mekan, bir şeyler bulmaya çalışacağız. Ondan sonra da Ermitaj Müzesi'ne doğru gideceğiz değil mi abi? Bugün yorucu bir gün olacak. Bugün biraz yorucu bir gün olacak. İyi bir kahvaltı. Evet. Caddeyi de gösterelim. Güzel cadde değil mi? Evet, evet, burası yürüyüş caddesi zaten. Evet. Malaya Sadova. Malaya Sadova'ya. Sadova'ya. Her şey gayet düzgün. Yollar da düzgün. Yani etrafta silüeti bozacak hiçbir şey göremedik biz açıkçası. Şu caddeyi gösterelim biraz. Ünlü Nevski Caddesi dedikleri böyle uzunca bir cadde oluyor. Bu caddenin sonundan bir yerden sağa dönüldüğünde Moskovski tren istasyonuna gidiliyor. Biz de şimdi şöyle yürüyoruz. Bir şeyler yiyecek mekan arıyoruz. Binalara baksana ya. Sanat eseri gibi resmen. Bakın şu sol taraftaki de Kazan Katedrali oluyor. Devasa bir yapı. Önünde de bir parkı var. Orada akşam kapalı oluyor. Evet evet, insanlar şey yapabiliyor. Girip oturabiliyor orada. Şuraya bak ya. Bu taraf. Bazenlerde böyle rengarenk. Bakın şöyle. Kanal turları da yapılıyor. Nehir turları da yapılıyor. Şöyle. Bazen böyle bu kenarlarda şeyler bekliyor. Bakın şuradaki abiler gibi bekliyorlar. Evet. Fiyatlarını henüz bilmiyoruz ama biz de yaparız herhalde. Yarın veya ondan sonraki gün evet, gideriz. Vaktimiz var nasıl olsa. Şöyle. Burada işte Moika Nehri var. Fontanka var. Neka var. İşte oralardan böyle dolaşıp şey yapıyorlar. İnsanlar dinliyor. Yani her gün mutlaka yapılıyor. Sokaklar gerçekten çok düzenli ve binalar desen anlatmaya gerek yok. Mimarisi falan mükemmel.
Şöyle bazı yerlerde tek tip şeyler var, binalar var. Rengarenk. Yani insanın sadece bakıp şey yapması gerekiyor, yorum yapmaya gerek yok. Bugün orada maraton gibi bir şey var herhalde. Sokaklarda koşan insanları gördük. Ve çoğu yerde de yollarda trafiğe kapalı. Ya aslında çok boktan bir günde geldik buraya ama şu önü hep kapalı. Neyse, Ermitaj Müzesi dedikleri bu işte. Bu Ermitaj Müzesi dünyanın en büyük resim koleksiyonlarının olduğu müzelerden birisi. Büyük Katerina'nın bir müzayede de 200 parça eser satın alıyor. Daha sonra buna bir müze kurma ihtiyacı duyuluyor. Ondan sonra da daha sonra gelen hükümdarlar da eklemeler yapıyor. Çeşitli katlarda bulunuyor. Ve daha sonra işte buraya büyük bir müze kuruluyor. 3 milyon parçanın üzerinde eser var içeride. Bildiğim kadarıyla dünyada en büyük 3 müzeden biri işte. Birincisi dünyada en fazla kadro içeren müze de burası. Evet, yani yanılmıyorsam en büyüğü British Museum İngiltere'deki. İkincisi Louvre Müzesi Paris'teki. Üçte burası. Ama dediğin gibi parça koleksiyon olarak burası en büyüğü. En büyüğü. Özellikle tablo koleksiyonu. Evet, tablo konusunda, tablo koleksiyonu konusunda. İçeride Da Vinci ve Van Gogh'un da eserleri var. Evet. Bugün herhalde açık olursa bir gireriz, onları da çekmeyiz. Bakalım, normalde açık gözüküyor bugün ama. Şöyle meydan deseniz böyle kocaman geniş meydan. Zaten bu Sovyet mimarilerinde daha önce Kırgızistan videosunda da açıklamıştım. Böyle meydanlar, kaldırımlar, yollar acayip geniş oluyor. Kısaca St. Petersburg'un tarihinden bahsedeyim. Bu şehir bizim Deli Petro, Rusların Büyük Petro dediği 1. Petro tarafından Venedik'e benzetilmek suretiyle oluşturulmuş bir şehir. 1700'lü yılların başında kurulmuş. 1914'e kadar, yani 1. Dünya Savaşı'na kadar buranın ismi St. Petersburg'muş. 1914'ten 1924'e kadar ismi Petrograd olarak anılmış. Daha sonra Bolşevik devrimi vesaire, o tarihten de Soğuk Savaş'ın bitimine kadar ismi Leningrad olmuş. Vladimir Lenin'den mütevellit Leningrad olarak anılmış. Ve daha sonra da Boris Yeltsin döneminden sonra da buranın ismi tekrar St. Petersburg olarak değiştirilmiş. Rusya'nın en büyük ikinci şehri burası. Yaklaşık 6 milyon civarı insan yaşıyor. Şu sütundan da biraz bahsedeyim. Burası 1834 yılında yapılmış. 47,5 metre yüksekliğinde. 1812 yılında Rusların Napolyon ordularına karşı kazandığı zafere atfen buraya dikilmiş. Burası aynı zamanda Palace Square, yani saray meydanı olarak da geçiyor. Tam saray meydanı da bu Alexander üstünü yer alıyor. Ermitaj Müzesi'nin az önce Palace Square, yani saray meydanı dediğimiz yer şu ön tarafta kaldı. Orada bir maraton var demiştik. Pushkin koşusu diyorlar. 100. yılıymış. O yüzden orada fazla duramadık. Yani ön tarafına geçemediğimiz için hemen bu yan tarafında şey var, bir park var. O parkın yanından geçip şu Ermitaj Müzesi'nin nehir tarafına bakan kısmına geçeceğiz şimdi. Şurada da böyle güzel havuzlu bir park var. Bilmiyorum, bugün normalde açık gözüküyor ama kapalı evet. Olabilir mi bugün? Hangi seti ön tarafa kurmuşlar? Evet, muhtemelen kapalı bugün. Biz de dün aramızda konuşuyorduk. Bugün gidelim, pazartesi günleri müzeler kapalı olur diye. Bugün gidelim dedik. Şansımıza. Neyse, salı, çarşambaya kadar buradayız. En kötü pazartesi ya da salı tekrar geliriz buraya. Gelmemiz lazım. Girişi de yanlış hatırlamıyorsam 500 ruble olması lazım. Evet, öyle gözüküyor. Evet, öyle gözüküyor. Bizden çok bölüm olduğu için biletler farklı taşması. Evet, evet. Kompleks olarak. Yani kışlık saray dedikleri bölüm bir ayrı bir yer. Main building, ana binanın fiyatı. Evet. Yani iki sefer veya üç sefer farklı bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Ayrı bir fiyat ödemeniz. İnternetten bakılabilir tabii ki. Şimdi şurada bir köprü var. Bakın, bu nehir tekne turları diyordum ya, bu şekilde bay bayan ellerinde böyle şeyler var. Yani siz bulmasanız da onlar sizi bulur değil mi Hakan? Aynen, her yerde var. Evet, her yerde var yani, çok
fazla. Karşıya geçelim. Evet. Bak sana dediğim gibi Hakan genelde fotoğraflarda Hermitage Müzesi'nin gözüken internetteki fotoğrafları hep çoğunlukla bu taraftan. Bu taraf daha sakin. Daha sakin ve daha geniş olduğu için ve bilmiyorum karşıdan çekildiğinde daha güzel gözüktüğü için buradan çekiliyor. İşte Hermitage Müzesi. Hermitage Müzesi'ne geldik demiştik. Bu gösterdiğim yer, yani burası Kışlık Saray dedikleri bölüm oluyor. Kışlık Saray dedikleri bina oluyor burası. Şöyle göstereyim. Gerçekten muazzam bir yapı. Hermitage Müzesi kompleksinin içindeki en önemli, en popüler yer burası diyebiliriz. Hemen buranın arka tarafında, yani ön tarafında şey var. Neva Nehri var. Şuradaki köprü Saray Köprüsü oluyor. Palace Bridge ismi. Burada yine daha önceden bahsettiğimiz gibi nehir turları yapılıyor, tekne turları yapılıyor. Hermitage'i arkamızda bıraktık. Şimdi az önce dediğimiz yere yan tarafa doğru geçiyoruz. Güzel şehir ya, gerçekten beğendim. Bakın burada da nehirlerin çeşitli bölümlerinde birçok yerde şey var. Hep tekne turu şeyleri var. Tekne turu yapıyorlar. Balık ekmek kokusu da geliyor. Harbiden ha, balık ekmek kokusu geldi bir yerden. Yani şu an yürüdüğümüz yer tamamen şeye benzetti. Birkaç ay önce Londra'daydım. Bildiğiniz Thames Nehri gibi. Çok benzer. Köprüler vesaire. Tabii burası Thames Nehri'nden daha temiz. İnsanlar bir de daha doğrusu yabancı basın şey yapıyor ya, kötülüyor ya, Rusya'da savaş var, gitmeyin. Bilmem ne. Buradaki hiç kimsenin savaştan haberi yok. Evet, hiç kimsenin savaştan haberi yok burada. Gayet hayat günlük akışında devam ediyor. Güzel bir pazar gününde biz de St. Petersburg'da yürüyüşümüze devam ediyoruz. St. Petersburg nehir kenarındaki yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi Hermitage Müzesi'ni ilerisinden devam ettik. Bakın şurada görünen St. Isaac Katedrali. Yine St. Petersburg için önemli olan yapılardan, dini yapılardan birisi. Şu gördüğünüz yer Alexander Garden diyor. Çok güzel. İnsanlar böyle oturuyor, dinleniyor, resim çekiyor. Şimdi şu ileride de birazdan yakından göstereceğim. Bronz atlı dedikleri şey var, heykel var. Şöyle arkadan geçelim. Buranın da tarihi şey, belki biliyorsunuzdur, St. Petersburg şehri 18. yüzyıl öncesinde İsveç'in kontrolü altındaymış. Daha sonra Ruslar, yani 1. Petro, Rusya, İsveç'ten buraya bir savaşla alıyor. Burası tabii önceden bataklıkmış. Daha sonra işte buraları zemini betonla kaplanarak beton zemin haline getirilmiş. Daha sonra da bu St. Petersburg şehri ortaya çıkarılmış. Bu gördüğünüz, şöyle yakından göstereyim. Bronz atlı heykeli de 1782 yılında Büyük Katerina tarafından yapılmış. Yapılma sebebi de Rusların İsveç'e karşı St. Petersburg'da kazandığı zafer ve burayı ele geçirme anıtı olarak buraya dikemiş 1782 yılında. Tabii buranın İsveç'ten kurtulması daha önce olmuş. Yani 18. yüzyılın başlarında olmuş. Petru diyor. Yani Büyük Petro ve Katerina. Bakın şurada tam gözükmüyor sanırım ama bu at Rusya'yı, bak atın ayaklarının altında bir tane yılan var. Kafasına basıp ezilmiş şekilde. O da İsveç'i simgeliyormuş. Bakın az önce uzaktan gösterdiğim St. Isaac Katedrali. Bakın St. Isaac Katedrali arkada kaldı. Şu ortada İmparator 1. Nikolay'ın heykeli var. Burası yine kanallardan biri. Yani buradaki
sokaklara, caddelere vesaire bakıyorum. Gerçekten şey gibi yani, hem Paris'in, hem Amsterdam'ın, hem Londra'nın böyle bir karışımı gibi. Yani bana öyle geldi. Kanallar olsun, şeyler olsun, nehir kenarı olsun, benzerlikler var. Binaları zaten söylemeye gerek yok. Daha önce de bahsetmiştim. Gerçekten mükemmel. Yani hepsi birbiriyle uyumlu. Görüntüyü bozan bir şey yok. Herhangi bir yapı. Çok fazla gürültü de yok şehirde. Yani parka gidiyorsunuz, gayet sakin. Yani kalabalık olsa da öyle bizdeki gibi bağırış çağırış yok. Zaten genel olarak da akşam da çıksanız, gündüz de çıksanız gayet güvenli bir yer. En azından bulunduğumuz süre itibariyle bunu söyleyebilirim. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugünkü turumuzdan önce şöyle bir kahvaltı yapalım dedik. Kaldığımız yere yakın bir yerde bir Gürcü restoranı var. İsmi neydi? Haçapuri mi? Festival Haçapuri. Festival Haçapuri diye bir yere geldik. Haçapuri söyledik. Çayımızı söyledik şöyle. Benimkisi böyle Acara bölgesine özgü bir haçapuriymiş. Hakan seninki neydi? Benimki de İmit. İmit bir şeydi değil mi? Tenskaya. Ha, öyle bir şey. Ondan sonra şöyle litrelik çay söyledik. Şeyden önce Gürcü şarabı getirdiler bize. Ücretsiz olarak, complimentary. Evet, sıcak şarap. Sıcak şarap. Gayet de güzel tadı değil mi? Evet, beğendik, güzel. Beğendik. Fiyatlardan bahsedelim biraz. Şu benimki, gördüğünüz haçapuri 615 ruble. Yani 170 lira civarı bir şeye denk geliyor. 6,5-7 dolar gibi. Ondan sonra çay, demlik çay, litrelik. 700 rubleydi o da. 700 ruble, o da 7 dolar. O da 7 dolar diyelim aşağı yukarı. Seninki... Benimki de... 515 miydi? 515 olması lazım. O da 5. Aynen 5-5,5 dolar civarı bir şey. Böyle. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrar turumuza başlayacağız. Bu sefer işte bu kilisenin, ünlü bir kilise var. Onun o taraflardan başlayacağız değil mi? Evet. Dün gitmediğimiz, yerlere bir dolaşacağız. Öyle doğaçlama dolaşacağız. Hep beraber bakalım sağda solda ne var ne yok. Bu kilisenin yakınında şöyle hediyelik eşya alabileceğiniz yerler de var. Mesela magnetler 150 ruble civarı. Evet, St. Petersburg'un popüler yerlerinden, önemli simgelerinden biri olan Voskresenia Hristova Kilisesi. Yani anlamı onun şeymiş, burası 1881 yılında Çar 2. Alexander'ın suikast sonucu öldürüldüğü yer olduğundan, buranın anlamı yani İngilizcesi Church on the Spilled Blood olarak geçiyor. Yani dökülen kan üstüne yapılan kilise anlamına geliyor. Çevresi de güzel ha, bayağı değil mi? Evet. Burada kasa bölümü var ileride. Ticket alıp ziyarete açık bugün. Aynen. Ne kadardı bakmıştık? 450 ruble mi? 450 ruble. Etrafında da hep böyle şey, tablo falan satıyorlar. Arkada da seyyar satıcılar. Arkada da seyyar satıcılar. Ve hediyelik eşya alabileceğiniz yerleri de göstermiştik. Şurada da bir park var. Gayet büyük ve düzenli bir park. Mihailovski Park. Şu parkın güzelliğine ve düzenliliğine bakar mısın? Parkı böyle bitirdik. Parkın sonunda böyle karşımıza çıkan bir yapı var. Burası Saint Michel Kalesi. Şimdi biz şöyle soldan doğru devam edeceğiz. Troisky Köprüsü diye bir köprü var ileride. Orayı da geçip Petro ve Pavel Kalesi var. Bir adanın içinde, üstünde. Onun olduğu tarafa doğru geçeceğiz yürüyerek. Hava güzel zaten. Hem yürümüş oluyoruz hem böyle etrafı görmüş oluruz. O tarafa doğru bir geçelim. Bakalım yorulursak da oradan geriye dönerken de bir metroya atlayıp metrodan tekrar Nevski Caddesi'ne döneceğiz. Bakalım şu an için her şey güzel. Gezdiğim yerler arasında en çok beğendiğim yerlerden birisi olabilir St. Petersburg. Güzel. Köprü de bayağı geniş ve güzelmiş ha.
Şöyle karşıya geçtiğimiz zaman yol bitiminde sol yapacağız. Gorkovskaya istasyonu. Evet. Peter ve Pavel Kalesi de şurası oluyor. Peter Kalesi hakkında bilgin var mı Hakan? Benim bildiğim bu şehrin kuruncusu Büyük evet, Petro, büyük Çar 1. Petro. Onun kurduğu, yaptırdığı bir kale değil mi? Evet. Vay be. Şimdi köprüyü bitirdik. Şuradan karşıya geçip kalenin olduğu yere geçeceğiz. Evet, kaleye de geldik. İnternette girişin ücretsiz olduğu yazıyor ama girip bakalım. Şuranın manzarasını göstereyim. Bakın az önce şuradaki köprüden yürüdük geldik. Şöyle devam edip karşıdan bu tarafa geçtik. 1740 yılında yapılmış. İçeriye girdik. Yan tarafta şey var. Müze var. Gördüğüm kadarıyla paralı. Sonra St. Peter's Gate mi? 18 numara Peter's Gate. O birazdan ilerleyeceğiz. O kapıya geleceğiz. Hı hı. Biz köprünün üzerinden geldik. Ya biz şuradan geldik o zaman değil mi? Evet. Şöyle geldik. Girdik. Şöyle şimdi devam ediyoruz. Peter's Gate'den içeri gireceğiz. Evet. Şurası yani değil mi Peter's Gate? Evet. St. Peter kapısı da burası oluyor. St. Peter's kapısından girdikten sonra şöyle bir avluya açılıyor. Yani burada birkaç tane gördüğüm kadarıyla sergi salonu yapmışlar. Şöyle bir altın kubbeli bir yapı var. Burada da bir tane heykel var. Bunu da göstereyim size. Bu da Çar 1. Petro'nun heykeli. İnsana saygıyla dokunuyor kendisine. Yani bizim Deli Petro dediğimiz adam bu işte. Şurada bir yapı var. Bir kilise. Onun yanında da birkaç tane mezarlık var. Burası da ünlü şey komutanların mezarı anladığım kadarıyla. Birkaç tane Rus İmparatorluk tarihinde önemli yeri olan bazı komutanların mezarları burada. Hem mühendis hem generalmiş Alexey Fedorovich. Evet. Herhalde bir 10 civarı mezar görünüyor burada. Hava da çok değişken ha burada. Az önce güneş yakarken şu an bir anda böyle rüzgar çıktı. Isırıyor bayağı. Ama yine de öyle çok soğuk değil. Şimdi bu yapı Peter ve Paul Katedrali arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu bahsettiğim yer, şu an bulunduğumuz yer Rus İmparatorluğu'nun merkezi yani yönetim merkezi burasıymış. Bu kaleymiş. Peter ve Pavel Kalesi. Kaleden çıktık. Kalenin karşısında bir tane park var. Oradan o parkın içinden devam ediyoruz. Şu ileriden bir yerden de karşıya geçeceğiz. Şurada St. Petersburg Camisi varmış. Böyle varmış değil, var daha doğrusu. Böyle mavi işlemeli. Oraya gideceğiz. Oraya da bakıp ondan sonra şehir merkezine geri döneceğiz büyük ihtimal. Şuradan yolun karşısına geçelim. Cami de ileride göründü. Petersburg Merkez Camii. Evet. Yalnız hiç şey turist falan görmedik herhalde ya, değil mi? Evet. Çok nadir. Bir Asyalıları gördük bir grup. Evet. Bir Asyalı o da bir belki. Bir Hint grubunu görmüştük değil mi? Ha, Hint grubu. Başka Türk gördük mü hiç? Sokakta yürürken, belki bir iki tane ama hiç Avrupalı turist bir tane bile görmedik belki geldiğimiz günden beri. Bu ambargonun etkisi herhalde.
Böyle daha güzel. Aynen böyle daha güzel. St. Petersburg Camii de yakından gösterelim. Mimarisi de öyle şey. Özbek mimarisi gibi. Evet. Semerkant havası. Evet, Semerkant havası var. Taşkent'e de gittiğimde orada da Hazreti İmam kompleksi var. Bunun oradaki şeyler, yapılara benziyor. Kapalı gidiyor muyuz? Kapalı. Şu an metroya giriyoruz. Gorkovskaya metrosu. Merkeze doğru gideceğiz. Satıver.